Bazen bir kıssa seni anlatır. Bazen hüzünlendirir, bazen umutlandırır. Hayatınıza yön verebilecek sohbetler Hüseyin Oruç'un sunumuyla Kıssadan Hisseler programında. Hüseyin Oruç'la Kıssadan Hisseler. Ceyda kalan yemekleri çevik hareketlerle buzdolabına yerleştiren Dila Hanım'a bakıyordu. Yaşına göre ne kadar enerjik diye düşündü. Kırışmış yüzüne rağmen yanakları pembeliğini kaybetmemiş. Güler yüzlüydü. Bu kadını seviyordu. Dila Hanım aslında Ceyda'nın eşinin babaannesi oluyordu. O da ona babaanne diyordu. O akşam babaanne onları yemeğe davet etmişti. Yemek bitmiş, birlikte mutfağı toparlıyorlardı. Mutfakta baş başa kalmışken Ceyda'nın ona sormak istedikleri vardı. Çünkü Ömer'le henüz bir aylık evliydiler. Ama şimdiden kavgaya başlamışlardı. Aşk onları mutlu etmeye yetmiyordu, bunu anlamıştı. 50 yıllık evliliğini aşkla götürmeyi başarmış bu kadına hayrandı Ceyda ve ondan öğrenecek çok şey olduğunu düşünüyordu. Babaanne, büyük baba ile olan aşkınıza çok imreniyorum. Söylesene, bir aşkı bu kadar uzun zaman canlı tutmanın sırrı nedir? Hadi ne olur, bu çaylak geline azıcık öğüt ver dedi. Dila Hanım elindeki tencereyi bıraktı, gülümseyerek ona baktı. Şimdiki gençlerin öğütlere ihtiyacı yoktur kızım, her şeyi biliyorlar. Şimdi ben sana söylerim, ya ben bunları biliyordum dersin, ya da işine gelmez, yanlış anlarsın. Babaanne, büyüklerin tecrübesine gençlerin her zaman ihtiyacı var. Ne olur bana azıcık öğüt ver dedi. Aşkla evlenen arkadaşlarımın çoğu kısa zamanda birbirlerinden usandılar dedi. Kimi boşandı, kimi de aynı evde iki yabancı olarak yaşıyorlar. Bizim de anlaşmazlıklarımız var. Anlaşamıyoruz bir türlü. Aslında ben Ömer'i çok seviyorum. Bu sevgiyi de kaybetmek istemiyorum. Siz bunu başarmış biri olarak bana yardım etmelisiniz dedi. Dila Hanım bir müddet sustu ve sonra şu konu başlığı olan kelimeleri söyledi. Demişlerdir gelenler bizden evvel, kulak aşık olurmuş gözden evvel. Ne güzel bir söz, aşkı ne güzel tarif ediyor babaanne, bayıldım dedi. Benim zaten aşk deyince aklıma gelen sevdiğinle saatlerce konuşup gülüşmek dedi Ceyda. Konuşup gülüşmek güzel de bununla bitmiyor her şey. Aşk kulakta başladığı gibi kulakta da biter. Bunu unutma kızım. Kulaktan giren her söz önce kalbe dokunur, kalbi ya sarar ya da sarsar. Şair gibi kadınsın babaanne dedi Ceyda. Normal günlük konuşmalarımız da kalbe dokunuyor diyorsun öyle mi? Tabii ki dedi. En sıradan konuşmalar bile. Bu yüzden bir kadın, bir erkekle nasıl konuşulur bilmek zorunda. Bir erkek de bir kadınla nasıl konuşulur bilmek zorunda değil mi dedi Ceyda. Hemen savunmaya geçti. Bu sefer babaannesi dedi ki, olmadı bak ben ne dedim? Bir kadın bir erkekle nasıl konuşulur bilmek zorunda. Sen ne dedin? Hemen savunmaya geçtin. Siz gençler hep karşıdakinin ne yapması gerektiğiyle ilgileniyorsunuz. Bunu öğrenmenin sana bir faydası yok ki kızım. Sen kendi yapman gerekeni öğren yeter. Özür dilerim babaanne dedi. Bir kadın bir erkekle nasıl konuşmalı? Yani arada fark var mı diyorsun dedi. Hem de dağlar kadar fark var kızım. Bir kadınla konuştuğun gibi bir erkekle konuşursan erkeği kaybedersin.
Tabii kaybedersin sözü Ceyda'yı sarsmıştı biraz. O zaman dedi acilen bu konuyu öğrenmem lazım. Bak dedi yavrucuğum, bütün erkekler kahraman olmak isterler. Erkek için güç ve iktidar değerlidir. Hiçbir zaman erkekle güç yarışına girme. Konuşurken de onu yaralayıcı, kendini değersiz hissettirecek şekilde konuşma ve onu asla yerme. İyi de babaanne, ben onu yermezsem yanlışlarını nasıl görür ki? Bak dedi yavrucuğum, bir kadını tenkit edersen savunmaya geçer. Bir erkeği tenkit edersen senden uzaklaşır. Bir erkeğin tenkidini kabul edeceği tek kadın ise annesidir. Annesi ona istediği gibi bağırır, istediği gibi çağırır ve onun yanlış yaptığını istediği gibi anlatır. Ve erkek de bunu kabul eder ama sadece annesinden kabul eder. Tamam dedi babaanne, tenkit de yok. Peki başka neye dikkat etmem gerekiyor? Suçlama da yok. Erkekler suçlandıkları zaman kendilerini yetersiz hissederler. Romantik değilsin, beni düşünmüyorsun, niye böyle davranıyorsun? Suçlamak ve hesap sorulmak bir erkeğin en sevmediği iki şey. Peki dedi babaanne, başka ne var önemli olan? Bir de emrederek konuşma. Erkekler bundan nefret eder. Eğer ki gayri idari olan bir erkekse, idareci olan bir erkekse hele, ona sakın emrederek konuşma. Hiç sevmezler. Yapacaklarını ona sürekli de hatırlatma. Bir de sözlerinin altındaki mesajlara dikkat et. Sen ne diyorsun? Acaba kocan ne anlıyor? Önemli olan onun ne anladığı. Seninle konuştuğun değil. Nasıl yani dedi. Mesela söyle bakalım dedi. Akşam eve geç kaldı ve haber vermedi. Gelince ne dersin? Nerede kaldın? Niye haber vermedin canım diye sorarım dedi. Ceyda bunu söylerken sözde kibar olduğunu zannediyordu. Ya da böyle sorulması gerektiğini zannediyordu. Nerede kaldın? Niye haber vermedin? Sonuna canım. Babaannesi dedi ki, böyle diyerek aslında şunu demiş oluyorsun. Ne düşüncesiz adamsın. Bir telefon bile açmıyorsun. Çok kabasın. Mesaj bu senin verdiğin. Hiçbir zaman yeterli bir erkek değilsin. Bir kadını mutlu etmeyi bilmiyorsun mesajı verme kızım. Öyle deyince tabii. Babaanne dedi, geç kaldığında ne demem gerekiyor peki? Mesela benim eşim geç kaldığında, hani dedin ya yıllarca bu evliliği aşkla muhabbetle nasıl sürdürdün diye. Geç kaldığı zaman ben şöyle derim. Seni merak ettim canım, iyi misin diye sorarım. O da eğer iyi değilse bile benim o nazik konuşmamdan dolayı iyiyim canım iyiyim. Fakat birazcık sıkıntılar oldu da hele bir çay koy da konuşuruz der. Ama sen nerede kaldın, niye haber vermedin dediğin zaman, onun da içerisinde dışarıda kalmış olan biraz öfkesi varsa, o öfkeyi de kendine yöneltmiş olursun. Arada fark var yani diyorsun. Kulaktan girenler kalbine gidiyor yani. Şimdi ben kocama güzel görünmek için boşuna mı süslenmişim dedi. Babaanne, göz mühimdir kızım. Bir kadının kendine bakması güzel. Ama bu kulaktan sonra gelir. Hiç görmedin mi? Nice güzel kadınlar çirkin kadınlarla aldatılır. Evet doğru, benim de bir arkadaşım var dedi. Çok güzel, bakmaya kıyamazsın ama kocası onu öyle biriyle aldatmış ki yüzüne bile bakmazsın. Neden? Çünkü o kadınlar erkeğin kulağına ne söyleyeceğini bilen kadınlardır. Evdeki dırdır ederken dışarıdaki mırmır ederek kazanır. Erkeğin gözü işte o zaman güzellik falan görmez. Sen hep böyle mi yaptın babaanne? Elbette. Hala bana niye aşık zannediyorsun? Bak mesela uzun zaman birlikte dışarı çıkmadınız. Ben sıkıldım. Biraz dışarı çıkıp gezelim mi demek var. Bir de uzun zamandan beri beni dışarı çıkarmadın diye suçlayarak söylemek var. İkisi arasında karşıdakinin duygularına dokunma bakımından çok büyük fark var kızım.
Tabii hoşuna da gitmişti Ceyda'nın aslında. Senden öğrenecek çok şey var dedi babaanne. Bakalım dedi başka ne var dedi önemli olan. Anlat anlat hele dedi. Mesela dedi, erkekler takdir görmeyi de severler. Küçük de olsa yaptığını takdir edersen, yapmadıklarını da yapmaya başlar. Tam tersi, yaptıklarını takdir etmezsen, yapacaklarını da yapmaz. Bir erkeği ne kadar çok översen, seni o kadar çok sever. Hani biz kadınlar da iltifatı, güzel sözü hep kendimize bekliyoruz ya, erkeklerin bundan hoşlanacağını hiç düşünmemiştim demişti Ceyda. Olur mu dedi babaanne, inan ki erkekler kadınlardan daha düşkündür güzel söze. Peki dedi babaanne, ben eşimin hoşuma gitmeyen davranışlarını nasıl söyleyeceğim peki? Yani söylemesem çatlarım, ölürüm yani. Evladım dedi, erkek gibi dobra dobra değil, bir kadın gibi zeki ve kurnazca. Az önce söylediğim gibi, kulağına mırıldayarak istediğini söyleyebilirsin. Erkekler kadınların yüksek sesle konuşmasından nefret ederler. Ya babaanne, siz hiç kavga etmez misiniz? Yani hiç mi bağırıp çağırmıyorsunuz? Evladım dedi, kavgasız ev olmaz. Ben de kızdığım zaman konuşurum. Fakat sesimi çok yükseltmem. Dilimi kocamı yaralamak için silah olarak kullanmam. Onu suçlamadan kendi hissettiklerimi söylerim. Kocam çok sinirliyse de susmayı ve fırtınanın geçmesini beklerim. Erkeklerin kızgınlıkları fırtına gibidir. Birden gelir, çabuk geçer. Fırtınadan zarar görmek istemiyorsan, geçene kadar sabret, bekle, her şeyi atlama. Mutfağı toplamışlardı. Çay da demini almıştı. Ceyda ocağın ateşini kısayım derken yanlışlıkla ocağı söndürdü. O çayları doldururken babaanne ocağın altını açtı ve ateşe bakarken de tebessüm etti. Aşk bir ateştir tatlım dedi. Arada bir gaz verip ateşi beslemezsen söner gider dedi. Ceyda da güldü. Ben ateşe odun atmak gerekir diye biliyordum. Evet dedi. Aşk ateşine odun atmak da gerekir. O da kendi odunluklarımız olmalı. Kibrimiz, gururumuz, eğilip bükülmeye korkan yanlarımız olmalı. Öncelikle onları yakmalıyız aşkın ateşinde. Pek çok aşık ateşe odunluklarını atmak yerine su döküp söndürüyor yanlışlıkla. Ve mutfağın kapısından çıkarken Dila Hanım döndü tekrar torununa, "Unutma, dırdır yok, mırmır var," dedi gülerek. Ömer oturduğu koltuktan kalkıp büyük babasının yanına oturdu. Yani Ceyda'nın eşi. O da dedesinin yanına oturdu ve biraz kısık sesle, "Ya," dedi, "dede, büyük annemle Ceyda mutfaktan gelmeden," dedi, "şöyle baş başa kalmışken azıcık sohbet edelim." Tabii dedesi de onu dinliyor. "Söylesene," dedi dede, "bunca yıl evli kalıp da mutlu olmanın, hala birbirine tatlı tatlı bakmanın sırrı nedir?" dedi. Dedesi aynı sözü söyledi. "Demişlerdir gelenler bizden evvel, kulak aşık olurmuş gözden evvel." Ömer tam olarak ne demek istediğini anlamamıştı. Tabii dedesi söylediğini tekrar etti. Ömer o güne kadar aşk ve kulak arasında bir bağlantı da kurmamıştı. Aşk gözde başlar diye biliyordu. Ve söyledi de, "Yapma dede, önce göz sever, kulak sonra gelir," dedi. "Evladım," dedi, "gözle başlayan çekiciliktir, aşk değildir. Pek çok kadın sana güzel, çekici gelebilir ama her çekici bulduğunu sevemezsin. Çekiciliği sevgiye dönüştüren kulaktır." Yani kulak aşık olurmuş gözden evvel diyorsun. "Evladım," dedi, "etrafına bir baksana. Her taraf güzel, bakımlı, süslü kadınlarla dolu fakat çoğu yalnız. Seven göz olsaydı bu kadınların hiçbirinin terk edilmiş olmaması gerekirdi. Kadınlar erkeklerin gözlerine hitap ettiklerinin onda birini, erkeklerin kulaklarına hitap etmeyi bilselerdi bu kadar yalnız kadın olmazdı." "Yani bu önemli diyorsun dede. Öncelikle eşimin benimle nasıl konuşacağını öğrenmesi lazım." "Oğlum," dedi, "sen karını bırak. Sorumluluğu hemen onun üstüne atma.
Sen kendi üzerine düşeni yap. Bütün anlaşmazlıklar hep karşı tarafın değişmesini, bir şey yapmasını beklemekten oluyor. Sen bir kadınla nasıl konuşulur önce onu öğren. Kulak aşık olurmuş, gözden önce diyorsun yani. Kelimeler sevgiyi başlatır ve yaşatır diyorsun. Aynen öyle diyorum. Kadınlar güzel söze hiç dayanamazlar. Karına sık sık iltifat et. Her geçen gün daha da güzelleştiğini falan söyle. İltifat kadınlar için ekmek su gibi gerekli olan bir şeydir. Çünkü kadınlar güzel kelimeleri severler. Konuşmayı severler. Her akşam ona belli bir zamanını mutlaka ayır. O zamanda onu dikkatle dinle ve sadece onunla ilgilen. Gün içinde hoşuna giden hikaye, fıkra, onun merakını çekecek şeyleri onunla paylaş. Ne güzeldir insanın sevdiğiyle sohbet etmesi, gülüşmesi. Sen onu bir güldürürsen, o seni 10 güldürür. 1'e 10 diyorsun yani dede. Evet, 1'e 10. Sen yeter ki sevmeyi bil. Sevgi kelimelerdedir. Kelimeler sihirlidir dedim oğlum. Kelimeleri yazıya döktüğünde de çok tesirlidir. Bu yüzden arada bir ona sevgini ifade eden küçük notlar yaz, mesaj gönder. Sen de duymuşsundur internette. Birbirini görmeyen insanlar yazıyla birbirlerini sevip bağlanabiliyorlar. Evet dede, doğru. Hem de çok oluyor böyle şeyler. Aşk kulakta başladığı gibi kulakta da biter oğlum, bunu da unutma. Peki dedi, bitmesin diye neye dikkat etmem lazım? O kısım biraz uzun dedi. Derken Ceyda elinde çay tepsisiyle salona gelince ikisi de sustular. Ömer çayını yudumlarken az önce büyük babasıyla konuştukları geldi aklına. Fırsat bulmuşken karısına iltifat etmek istedi. Teşekkür ederim canım, çay nefis olmuş, ellerine sağlık dedi. Ceyda da afiyet olsun derken büyük baba yani dede odaya giren eşini süzerek şöyle dedi. Hatuncum çok yoruldun. Gel otur karşıma, çayını iç. Sensiz çayın tadı çıkmıyor diyerek gençleri bir kez daha düzeltmiş oldular. Yani kelimelerdeki telaffuz ve üzerine ekleyebileceğiniz ek ifadeler ne kadar çok hoşnut ediyor insanı değil mi? Hele bir de benim gibi odun bir adamsanız, eşinize karşı da böyle şeyleri söylemeye başladığınızda tabii önce şaşıracaktır. Ondan sonra yavaş yavaş alışacaktır, sonra da muhabbetiniz başlayacaktır inşallah. Tabii devam etti ders. Büyük anne de gülümseyerek oturdu kocasının karşısına. Ceyda ile Ömer gıpta ile bakıyor onlara. 50 yıllık evliliğe rağmen birbirlerine ne güzel hitap ediyorlar dedi. Bugün öğrendiklerimi uygulamalıyım, hatta hemen başlamalıyım diye karar verdi. Karşısındaki aynanın önünde duran Ömer'in küçüklük resmine bakarak Ceyda, çocukken de çok yakışıklıymışsın hayatım dedi. Ömer daha bir şey söyleyemeden babaanne kaptı sözü. Dedesine benziyor. Gençlikleri yakışıklı oluyor. Yaşlılıkları da karizmatik ve çekici oluyor derken göz süzerek kocasına baktı. Büyük babasının eşinin sözleri karşısında gözleri ışıldadı. Ömer karısına iyi bir iltifat etmeye kararlıydı. Umarım kilo alıp yakışıklılığımı bozmam. Çünkü karım nefis yemekler yapıyor, çok becerikli dedi. Büyük annen de bana yıllarca nefis yemekler yaptı ama onun güzelliği karşısında yemekler sönük kaldı dedi dedesi. İnsanın sevdiği için yemek yapması büyük bir zevk dedi Ceyda fırsatı kaçırmayarak. Hemen lafa büyük baba girdi. Sevmek kolay kızım dedi. Mühim olan yıllarca bu sevgiyi yaşatacak, sevgisini her zaman hissedeceğim bir eşin olması. Karım benim dünyadaki cennetim. O benim yazım güneşim, kışım gönül sobam. Kışın ayazında bile onu düşününce içim ısınır diye devam etti. Ve o akşam Ömer de Ceyda da tatlı sözlerle birbirinin gönlünü okşadıktan sonra büyük anne ve büyük babasıyla yarışamayacaklarını anladılar, vazgeçtiler, sustular. Daha çok pratik yapmaları gerekiyordu. Ömer kendi kendine dedi ki, ''Kurt olmuş bunlar, kurt, aşk kurdu.'' dedi içten içe.
Kendisine nasihat edip uygulamasına fırsat vermeyen büyük babasına da biraz içerlenmişti. Aslında büyük babası ona şunu demek istiyordu. Tamam, ben bu güzellikleri öğrettim ama biraz da edep yahu, ben varım burada demek istiyordu. Yani sevgili kardeşlerim, işi bilirseniz işi yapmanız çok kolay olacaktır. Yüce Rabbim gönüllerinize, evlerinize, birbirleriniz arasına muhabbet ikram eylesin inşallah. Evlilik bir imtihandır. Bu imtihanı geçmeye çalışırsak mutluluk beraberinde gelecektir. Bazen bir kıssa seni anlatır. Bazen hüzünlendirir, bazen umutlandırır. Hayatınıza yön verebilecek sohbetler Hüseyin Oruç'un sunumuyla Kıssadan Hisseler programında. Hüseyin Oruç'la Kıssadan Hisseler.